Benim merhum dedem Hocam Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'nun talebelerindendi. Musa Hafız. Onun da yine öğrencilerden bir tanesi burada Beyazıt Camii'de müezzindi kendisi. Hı. Ben tabii üniversite zamanında kalacak yer arıyoruz. Kendisi sağ olsunlar dediler ki ya bizim Türkiye Diyanet Vakfımızın konuk evleri var. Buralarda seni konuk edebiliriz. Ben de tabii ki doğal olarak Türkiye'de yakın zamanda olan bazı makus 15 Temmuz meseleleri gibi cemaatlerden, şunlardan, bunlardan biraz uzak durmaya, yani devletin alanında, devletin kurumunda kalma, kendimizi güvende hissetmek bağımında bir yer arıyorduk. Böyle vesile oldu ve konuk evlerinde kaldık. Aşağı yukarı 3,5-4 yıl konuk evlerinde kaldım. Çok da güzel arkadaşlarla tanıştım. Birçoğu şu anda doktor, avukatlık bürosu açanlar var. 5-6 arkadaşım. Geçenlerde onları ziyarete gittim. Savcılık sınavına girip kazanan arkadaşlarımız var. Ve bunların hepsi Türkiye Diyanet Vakfı'nın konuk evlerinde kalan arkadaşlarımız. Hala muhabbetimizi ediyoruz. Sadece bu yönden bile o arkadaşlarımızın hem devletine bağlı hem dinine, diyanetine bağlı bir şekilde o evlerden çıkmış olması, bir takım görüşlerde şekillendirilmemiş İslam anlayışına maruz kalmamış olmaları zaten kafidir yani.